Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizdeyiz. İkinci dersimizde ışıklandırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi şu an bu mantık aşamasında yani render alma aşamasında kameramızı ayarlarken kameranın göreceği kısmı ayarladıktan sonra ikinci yapacağımız iş tonlama için HDR kısmını ayarlamak. Yani HDR kısmını nereden ayarlıyoruz? Şimdi burada render ekranına geldiğimizde şu göz simgesine bastığımızda yani Visual Sectors'a bastığımızda bizim render ekranı içerisindeki tüm tonlama, renk, kalite ayarlarımızın hepsi burada. Şurada altta görüyorsunuz Rendering Quality diye bir kısım var. Normalde ilk başlangıç aşamasında High'da yani yüksek ayarlarda, Ultra'da en yüksek ayarlarda. Eğer ekran kartınızın gücüne güveniyorsanız bunu Ultra yapabilirsiniz. Render çıktığınızın kalitesi de buna göre değişecektir. Yani bunu draft yaptığımdaki görüntüyle yani şunda çok burada çok şey fark etmedi ama şurada tırtıklılar oluştu gördüğünüz gibi. Bunu işte Ultra'ya çektiğimdeki görüntü arasında fark var. Ama tabii render'da daha çok fark var ama onun haricinde burada bizim ilk başta ışık tonlamasını ayarlamamız için sky kısmında source kısmına gelip burada mesela white ground diyor, mesela white cube diyor. Arka tarafı görüyorsunuz değişti. İşte kendi içerisinde bazı HDR'lar var ama kalitesiz HDR'lar var. Bunlar bizim işimizi görmeyecektir. Yani çok fazla görmeyecektir öyle söyleyeyim ben size. İçerisindeki kendi HDR'larını kullanmayacağız. Skybox kısmına gelip buradan Load Skybox from File kısmına gelip biz HDR'ımızı seçmemiz gerekiyor. Şimdi HDR sitesine gidelim arkadaşlar. Buradaki ana mantığı görelim. HDR'ı seçtikten sonra ilk seçme aşamasında veya seçim aşamasında ilk başta birkaç tane HDR kullanıp HDR'ın sahnenize uyumlu olup olmadığını, nasıl bir ışık verip vermediğini resimler vasıtasıyla görmeniz gerekiyor. Ben buradaki HDR'ı niye seçtim? Soft bir ışık kaynağı var. Işık ve gölgeler gayet soft olduğu için bana vereceği kalite de soft ve kaliteli olacaktır arkadaşlar. Bir geri geldiğimde burada şu hdrhaven.com'da HDR kısmında sağ sol tarafta görüyorsunuz nature ve gece HDR'ları, temiz hava, kapalı hava gibi bazı HDR'lar mevcut. Burada istediğiniz HDR'ları kullanıp sahnenizde test yapmanız gerekiyor. Test yaptığınızda sahnenizin uyumuna göre, sahnenizin ışık şiddetine göre bunu ayarlayıp hangi tonlamada daha güzel duruyor onu görmeniz gerekiyor. Çünkü HDR'da kullanmış olduğunuz renk ve ışık tonlaması sizin sahnenizi etkiler. Şuradaki konulan kürelerin amacı bu. Küredeki yansıma değeri, mavilik buradaki keskinlik değeri, buradaki kapalı hava değeri ve buradaki bulutlu hava değeri sizin ambiyansınızı ve çalışma şeklinizi değiştirir. O yüzden buradan ücretsiz HDR'ları indirip sahnenizde denemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben buradan Skybox'ı seçtim. HDR'ımı seçip aç butonuna bastım ve HDR'ım buraya yükleniyor. Yüklendikten sonra kamera açımla neyin nasıl durduğunu görmek için mesela şöyle geldiğim mesela şuradan şu şekilde bir render almak istiyorum diyelim. Şöyle şu şekilde. Tabii ben şu kısım yani sol kısım ve alt kısmı göstermeyeceğim. Benim bakış açım şu şekilde bir bakış açısı olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arka tarafta HDR'ım geldi gördüğünüz gibi ama HDR'ın bu büyüklük kısmını ben göstermek istemiyorum. Şuradaki rotation kısım var. Rotation'la bunu çevirerek arkasında kalan kısmı yani uygun bir açıya bunu getirmek istiyorum. Uygun bir açı yani şöyle bir açı olabilir. Arkada kalan bir açı gördüğünüz gibi şöyle şu şekilde. Şimdi görüyorsunuz burada bir karanlık bir durum var arkadaşlar. O neden biliyor musunuz? Altta brightness Point as sun direction yani direction yani güneşin ışığıyla HDR'ın ışığını birbirine bağla demek. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Bunu unutursanız sahnenizde ışık yansımalarında, ışık kırılmalarında hata olur. Bunu tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar değişti arkadaşlar. Yani ambiyans ve ışık ne kadar değişti gördüğünüz gibi. Anında HDR'ın ışığı benim sahnemi kaplamış oldu. Işığı önden vurdurmak isterseniz bu şekilde öne doğru getirebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Bu şekilde bir işlem. Tabii şöyle yapalım. Eğer sahnenizde daha farklı etkiler oluşturmak isterseniz daha farklı HDR'lar seçebilirsiniz. Alt kısmındaki brightness ayarı yani güneşin HDR'ın brightness'ını yani ışığını açıp sahnenizle uyumlu hale getirebiliyorsunuz bu şekilde gördüğünüz gibi. Biraz daha açarsanız sahne arkadaki ışıkla sahne ışığı tam dengeli olacaktır. Gördüğünüz gibi. Şu anki durum bile benim ortalama olarak normal bir kalitede render almamı sağlayacaktır arkadaşlar gördüğünüz gibi.
buraya bir araçlar koyarak, buraya bir peyzaj malzemeleri koyarak arka tarafı kapatabilirim. Şuradaki görünen kısım çok da büyük bir problem değil arkadaşlar e-işler için. Şu anki durum benim için gayet yeterli. Atmosfer kısmına geldiğimde tabii ben direkt arkadaşlar direkt ışık ayarından girdim ben konuya. Işık ayarından girdim ki sahnemdeki tonlama ve ışık ayarını ayarlayıp daha sonra buradan render kısmına gidelim. Aslında bir nevi sonuçtan başlamış olduk. Yani geriden gelerek başlamış olduk. Ben çünkü ana mantığı size gösterdim ki hemen HDR ışını bağlayarak bu kısımda neler yapmanız gerektiğini görmeniz için. Şuradaki fog kısmı biraz aslında görüntünün netliğini etkiliyor. Mesela fog sis, yani ortaya bir sis ifadesi veriyor gördüğünüz gibi bu şekilde. Onu ben kısarak şöyle daha da netliği artırmış oluyorum. Yani ortada bir sis olmasın. Buradaki sun brightness kısmı güneşin değeri, güneşin şiddeti yani. Şöyle şiddeti artırdığınızda görüyorsunuz. Şimdi buradaki ince ayrıntıyı yakaladınız mı? Şimdi ben aslında daha tonlamalı, daha gerçekçi bir ton yakalamak istiyordum. Çünkü niye? Ben HDR'daki ışığı kullanmak istiyordum. Sun'ın kapattığımda, bak, sun'ı sıfır yaptığımda, yani güneşi sıfır yaptığımda benim istediğim ışık tonuna gelmiş oldum aslında ben. Yani buradaki benim yakalanmak istediğim aslında ton buydu. Gördüğünüz gibi bu ışık tonuydu. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir ışık tonuydu. Ben bunu aslında yakalamış oldum. Çok hafiften açılabilir. Yani çok hafiften verilebilir. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde %7'lik bir kısımla bunu halletmiş oldum arkadaşlar. Şuradaki Shadow Sharpness kısım var. Bu gölgelerin softluğu, yani şuradaki gölgenin soft olmasını ayarlıyor. Görüntü de bu şekilde daha soft hale gelecektir. Şu an tabii güneş olmadığı için tam etkiyi alamıyoruz ama şuradaki bir değer ideal olacaktır. Eğer değerleri karıştırırsanız şuradaki kısma basıp bunu tekrar reset yapabilirsiniz. Ben biraz daha düşürüp, yani şu şekilde bakarsak daha iyi olur. Şuradaki kısma dikkat edin. Yani şuradaki kısma dikkat edin. Merdiven kısımlarına, balkon kısımlarına. Şimdi bunu düşürüyorum iyice. Gördüğünüz gibi düşürdüğümde daha soft bir görüntüye gelmiş oldu bu sistem. Ama ben bunu çok böyle bu kadar güneşin ön planda olmasını istemiyorum. Daha gerçekçi bir görüntü için sun'ı iyice düşürüp %7'lerde, %8'lerde, şöyle %10'larda bırakacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem. Gayet tatlı bir görüntüyle karşı karşıyayız. Görüyorsunuz birkaç hamleyle bu işlemi halletmiş olduk. Bu altta kalan wind kısmı rüzgarla ilgili, hani ağaç eklemiş olduğumuz ağaçların rüzgarda dalgalanması gibi bir ayar var burada. İmaj kısmı var. İmaj kısmında kontrast ve shadow, gölgelerin üzerine düşen ışık şiddeti. Yani şu kısma dikkat edin. Soldaki kısma dikkat edin. Yani karanlık kalan bölgeye. Eğer bölgenin karanlıkta kalmasını istemiyorsanız bunu açabilirsiniz. Ben artırdığımda gölge iyice karanlık oluyor ve kontrast değerim artıyor. Ama belli bir dengeyi yakalayamıyorum gördüğünüz gibi. Bunu iyice düşürdüğümde, yani şöyle açtığımda görüyorsunuz iyice karanlık bölgeler aydınlanıyor. Ama çok da aydınlanmasına gerek yok. Hafiften böyle bir karartı olsun ki kontrast değerim yakalansın. Highlight kısmı da sahnedeki ışık patlamalarının dengelenmesi. Yani gökyüzüne dikkat edin. Gökyüzünde bir ışık şiddeti varsa onu açtığımda ışık çok açılır. Kapattığımda iyice söner. Ama bu ortalama bir değerde benim işimi görecektir. Auto kontrast derseniz kendisi otomatikman bunu ayarlar. Main kısmına geldiğimizde şu an görüyorsunuz auto exposure diyor. Yani sahnedeki exposure değerini kendi ayarlıyor. Kapattığımda, yani bana bıraksın dediğimde değer bu şekilde. Daha fazla. Ama ona bıraktığımda, yani tıklayıp de render motoruna bıraktığımda değer bu şekilde. Ama kendiniz isterseniz buradan alttan da bu exposure değerini de artırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Biraz daha böyle bir artış işlemi oluyor. Hızlı bir şekilde iki derste nasıl kaliteli render alacağımızı gördük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani hiçbir şey yapmadan hızlı bir şekilde render alma işlemlerini bu şekilde ayarlarını yapabiliyorsunuz. Kullandığınız HDR'ın kalitesi çok önemli. Işık şiddeti sahneye göre ayarlanır ve tonlamayı bu şekilde yapabilirsiniz.